والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأعمال أوسطها ودين الله تعالى بين القاسي والغالي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullahu teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden itiral darboka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız caminin önünde Süleyman, Kanuni Süleyman türbesinin girişinde solda mezarı bulunan Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretlerinin üstazlarının, üstazlarımızın hazırun ve dersini dinler kardeşlerimizin bu cami-i şerifi yaptıranların bugüne kadar gelmesinde katkısı olanların bu cami-i şeriften güzeran eden eyme hutaba müezzin kayyimin cemaati müsliminin bu civarlarda metfum olunan evliya ulema sulaha şühedâ münnat tüm geçmişlerimizin ervah için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Evet. El ilmü afdalun minel ibade. İlim ibadetten daha afdaldır. Daha faziletlidir. Evet. Neden? Şimdi namazımızı kıldık. Allah kabul etsin. Bir de şunu söyleyeyim. Bu namazın hesabını ben vereceğim. Sizin garanti belgeniz var. Onun için 5 vakit namazı camide kılın. İmama uyun, yıkın imamın üstüne. Tabii imam da güzel kıldırırsa sen bir alacaksın. O da kaç kişi varsa o kadar fazla alacak. İmamlık bu kadar hem böyle avantajlı hem de riskli bir iştir. Ama sizin açınızdan söylüyorum. Camiye gittiniz mi, imama uydunuz mu, size düşen yaptıysanız, yani abdest aldıysanız güzel, o namazınız garanti belgesiyle kabul. Garantili bir namaz, kendinden evvelki namaz arasında günahları sildirir diyor Peygamberimiz. Böyle 5 vakti camide geçirirseniz bir açıdan tertemiz öbür tarafa ulaşırsınız. 1-2 Allah'a gelip, camiye gelip gitmek Allah yoludur. Fî sebîlillah'tır. Cemaatle namaz kılmak üzere gelip giderken Azrail aleyhisselam yolunuzu keserse, ölürseniz Allah yolunda ölmüş olursunuz. Çanakkale'deki şehitlerimizle haşrolunursunuz. Onların arasında Allah yolunda ölmüş olursunuz. 3. Camiye devam eden mümin imanla göçer, garantisi var. Camide cemaatle namaz kılmaya devam eden mümin son nefesinde imanla göçer. 4. Evet. Camide müminler böyle toplandı. Güzel saf, bak saf konusunda yayayız. Kusura bakma. Yalnız siz değil. Başka camilerde de öyle. Yani oraya gitmek zor geliyor. Burada 5. safı yapıyorsunuz. Orada 1. safın boşu var, 2. saf boş. Bu yanlış. Böyle değil. Geldiniz mi? İmamın arkasında 1-2 kişi yer bırakın. Çünkü imam da insandır. Olur, abdesti bozulur. İradesi dışında abdesti bozulursa veya yerleyebilir veya bir yerden cerrahat çıkabilir, kan çıkıp burnu kanayabilir. İradesi dışında namaz bozulmaz. Bunu bilen adam arkadaki adamı hiç konuşmadan yerine çeker, namaz devam eder. Tabi iradeli bozarsa o zaman namaz kamilen bozulur da iradesi dışında olduğu zaman arkasındaki olan adam bunu bilen adam olacak. Onun için 1-2 kişilik yer bırakın diyorum. Fıkıh bilecek. Devam eder kaldığı yerden namaz bozulmaz.
selamla bozulur, bir çıkılır namazdan. Bunu bilecek iki kişi bıraktınız mı? En çok sevap imamın yakın olana. Sevap böyle. En çok sevap birinci safa. Birinci safı doldu mu ikinci safa. Bu Peygamberimiz Efendimiz'in sözü yahu. Onun için burada tembellik yapıp da beşinci safa duracaksın ya. İlk safa git en ucuna dur. Daha çok sevap alırsın mübarek. Ama bütün camilerde imam arkasına yığılıyorlar. Sağ sol boş. Bu fıkıh bilgisinin olmadığından ileri geliyor. Yanlış yapılıyor. Kaybediyoruz. Yani birinci saf boşken arka safa duran adam kerahat işliyor. Efendimizin emrini çiğniyor. Kerahatten de keramet olmaz biliyorsunuz. Sevap bakımından da azalırsınız. Azalırsınız. Lütfen bu ön safı doldurmakta çok gayret edin. Şimdi onu söyleyeceğim. Böyle camiye müminler geldi de güzel saflar halinde sık, böyle eğri büğrü değil, dümdüz, sık, omuzlar birbirine değecek. Apışıyor adam, yanına vardı mı da böyle yapıyor, gelme. Ya etme güzel kardeşim. Bir namaz farz kılıncaya kadar müminler birbirine kaynaşacak. Terasu. Ne demek terasu? Bu cami yapıldığında beton yoktu. Mimar Sinan rahmetli, evliya adam. Her şeyi de biliyor. Şu mihrabı yaparken böyle ayağının ucuna kalkmış, parmaklarının ucuna kalkmış, böyle bakıyormuş. Yardımcı demiş ki, usta ne oluyor? Kabe'ye bakıyorum da demiş, mihrabı düzeltiyorum. Sen görebiliyor musun buradan Kabe'yi arkadaş? Evliya adam Mimar Sinan. Onun için bakın bu minberin altında delikler süs değil. Bu minberin arkasındaki cemaat görsün imamı. İmam oturduysa otursun, kalktıysa kalksın diye. Öyle hem bilgili hem de güzel bir insan. İşte camiyi doldurdunuz mu? Terasu kaynamak demek. Kurşunun kurşunla kaydırmak. Şu iki taşı o zaman beton yok ya. Taşın arasına eski yapılarda kurşunla böyle bağlarlar taşları. Terasu bu demek. Birbirinize böyle bağlanın, kaynayın. Efendimizin sözü bu. Böyle olursa şeytan aramıza giremez. Ve de Müslümanın birinci görevi, ahir zaman ümmetinin markası, alameti farikası, iyiliği emretmek, kötülüğe engel olmak. Şimdi biz, burada ezan okundu. Adam türbeyi ziyarete gidiyor. Bu adam Müslüman olmasa kanunun türbesi ziyarete gelmez. Müslüman. Ama namaza gitmek türbe ziyaretinden önce gelen bir emir yahu. Böyle ezan okunduğu zaman caminin yanında mazereti yok. Namaza gelmezseniz, gelmezse bir adam diyor. Allah ona lanet etsin diyor. Peygamberin şeysi bu güzel kardeşim. Çok ağır söz ama peygamberin sözü bu. Burada lokantası var. Ne güzel, güzel, iyi. Ama ezan okununca gelmesi lazım. Yerine bir tanesi bırakıp buraya gelmesi lazım. Gelmezse böyle bir peygamberin laneti var yahu. Buraya türbeye ziyarete geliyorsun mübarek adam. Kanuni Müslüman bir padişah. Onu ziyarete geldiğine göre Müslümansın, seviyorsun. Tabii turistler de geliyor da bakıyorsun yüzüne Müslüman ama ezan okunuyor oraya gidiyor, buraya gelmiyor. Yanlış şeyler bunlar. Önce namazı kılacağız. Dinin direği namaz. Ha işte böyle camiye geldiğiniz. Dinimizin emrini yerine getirmek bizim görevimiz. Kadın çıplak. Allah'ın emri. Resmi tefsir, 1936'da devlet bastırmış Hamdi Yazır'ın Hak Dini tefsiri. Oradan aktarıyorum. 5. cilt, 3405. sayfalara bakın lütfen. Bana inanmayın, oraya bakın. Kadının yüzü, eli, ayağı hariç, evlenebileceği erkeklere saçını, boynunu, kulağını, gerdanını, kolunu, bacağını göstermesi haramdır. Vel yatrib hunne bi humruhinne ala cuyubihinne
ve la yubdine zinetehunne. Allah'ın emri bu. Örtülerini, saçını örten örtülerini, kulaklarını, boyunları örtecek şekilde aşağı salsınlar. Kadının güzelliklerini kadın dışarıya göstermesin. Allah'ın emri bu. Bu emir gereği çıplak kadın, sorsan adı Ayşe, Fatma, Müslüman. Ama Allah'ın emrini çiğniyor. Biz buna kardeşim böyle yapma diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Sen kimsin der değil mi? Kanun var, nizam var, özgürlük var. Tamam bir şey demiyoruz da kardeşlik adına söylüyoruz. Diyemiyoruz bunu da. Halbuki Allah'ın emri bu. Te'murûne bil ma'ruf ve tenhavne lil münker. Allah'ın emirlerini, dine uygun güzel şeyleri bizi emredeceğiz, öğreteceğiz. Önce ben size, herkese öğretmek zorundayım, farz-ı ayın. Siz de evli olarak hanımınıza, oğlunuza, kızınıza farz-ı ayın. Başka müminlere, kardeşinize, komşunuza, iş arkadaşınıza farz-ı kifaye size. Bize farz-ı ayın, hocalık sıfatı olanlara. Te'muruna bil maruf, emri gereği. Ve tenhevne alil münker. Yanlış şeyleri de engel olacaksınız diyor. Bir dakika, örtün diyemiyoruz. Kanun var değil mi? Ya güzel kardeşim, sen Müslümansın, örtün, onu da diyemiyoruz. Değil mi? Kanun var. Hiç olmazsa içimizden, ah bu yasaklar olmazsa ben seni benzetirdim. Yaptığın iş kötü diye iğrenmeliyiz, tiksinmeliyiz Müslüman diyor. Bu da yoksa diyor, hadisi tercüme ediyorum beyefendi, bu benim kanaatim değil. İman yok orada diyor. Şimdi kızla oğlan sevişiyor, öpüşüyor. Ya bak bak falan diyor. Ya gençlikte olur bu işe demeyeceksin. Bu iş yanlış, haram kardeşim. Bir mümin harama bu işe olur demeyeceksin. Ah imkanım olsa ben seni benzetirim diye içinden böyle tepki gelecek. Bu Allah'ın emri, aizaman ümmeti olmanın şartı. Bunun bir markası var. Benim saatimin bir markası var. Gözlüğümün bir markası var. Bütün ümmetler arasında aizaman ümmeti olmanın markası bu. İyiliği emreder, kötülüğe engel olur. Olamıyoruz. Eğer tembelliğimizden olamadıksa bela umumidir. Lüt kavmi battı. Homoseksüellik var. Cebrail aleyhisselam çağırıyor Allah. Git diyor batır. Cebrail aleyhisselam tefsirlere, Elmen Hoca'nın tefsirine bakın yine. Gidiyor gece. İki rekat teheccüd kılmak dünya ve dünyadakilerden daha kıymetlidir. Efendimiz sözü. 2, 4, 6, 8. İmam-ı Azam sabaha kadar teheccüd kılıyormuş. 55 sene uyumamış. Kanunu da öyle. O filmde gösterdiğiniz gibi adam değil o. Evliya adam. Fatih de evliya adam. Evliya olmasa İstanbul'u fethedemez. Dolayı değil o. Top icat etmeyi kim nerede? Akla, Allah getirmiş aklına. Bu surla yıkılmazdı. Yıktı, attı. Bunlar hani böyle kıymetli. Çalışmadan İstanbul fethinde 53 gün hiç uyumamış. Adı Muhammed, Mehmet Fatih. Lütfen Anadolu Hisarı'na gidin. Anadolu Hisarı'nı yıldırım yaptırmış. Aynı hedefe varamamış o. Onun karşısında Fatih Rumeli Hisarı'nı yaptırmış. Ona bakın Anadolu Hisarı'ndan. Şöyle bakın lütfen. Surların, o şeyin, Hisar'ın surlarının kuleleri Muhammed yazıyor arkadaşlar. Burada bakın Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer yazıyor ya, bakın burada Muhammed var. O surların, Hisar'ın surları Muhammed yazıyor. Ya Rabbi diyor, kalbime, gönlüme diyor, sana inandım, Muhammed'in aşkını, sevgisini doldurdum. Dağa taşa sen Muhammed'in ismini yazdırdım. Bakın lütfen peygambere bu sevgi sayesinde diyorlar ki hiç tarihçiler öyle söylüyor. İstanbul kesinlikle kimse tarafından işgal edilemez, girilemez. Öyle surlar var.
Ama Allah onun aklına top yapmayı ilham ediyor. Topu yapıyor. Top gülleleriyle yıkılmaz surlar yerle bir oluyor ve İstanbul'u alıyor. Yani Peygamber'in sünnetlerine uyan aziz oluyor. Aziz oluyor. Yol budur. Peygamber'in sünnetlerine uymazsak Arapların halini görün. Ben ırkçı değilim. Kabe'de bizim müezzinin söylediği gibi tesbih çekiliyor mu arkadaşlar? Var mı? Gidenine söylesin. Kabe'de tesbih çekilmiyor. Halbuki tesbih çekmek sünnettir. Namazın arkasından, her namazın arkasından Sübhanallah ve Elhamdülillahi deyince ayet-i kürsi okuyoruz değil mi? Cennete ağaç diker diyor Peygamberimiz. Her namazın arkasından ayet-i kürsi okuyanın cennete girmekten ölüm alıkoyar diyor. Peygamberimizin sözü var böyle hadisi. Ondan sonra 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber, 99 eder diyor. Yüzüncüde de La ilahe illallah vahdehu la şerikele derse deniz köpüğü kadar günahı olsa silinir diyor Peygamberimiz. Bizim atalarımız bunlara uymuşlar. Namazın ilk sünnetin son sünnetini kılıyoruz. Arkasından bu sünneti de işliyoruz. Elhamdülillah sırtımızı şimdiye kadar yere getiren olmadı. Çanakkale'de dolma tüfekle mitralyoz bop 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 diyen gavurları duman ettik değil mi? Neyle oldu bu iş? Allah'ın yardımıyla oldu bu iş. İstiklal Harbi'nde bir şeyimiz yoktu. Hepsini duman ettik, denize döktük. Allah'ın yardımıyla oldu. 15 Temmuz'da yayınlar neydi biliyor musunuz? Türkiye'yi Suriye'ye benzeteceğiz, darmadağın edeceğiz. Bakın yayınlara eğer İngilizce, Fransa biliyorsanız. Ama bu millet sokağa indi, onların planlarını bozdu. Milletin kalbine bu şeyi veren kim? Allah. Böylece sırtımızı yere getiremiyorlar. Devamlı çare arıyorlar. Biz bu sünnetlere yapıştıkça devamlı aziz olacağız. Kıyamete kadar sırtımız kimseyi yere getiremeyecek. Ama Suriye'yi görüyorsunuz. Mısır'ı görüyorsunuz. Irak'ı görüyorsunuz. Sünneti yapmayanlar böyle oluyor. Allah onlara tokat vuruyor. Bu sünnetleri yani bu ilk safı doldurun. Sünneti lütfen kulak ardı etmeyin. Önemseyin lütfen. Diyor ki ilk safta bulunmakta, imamla beraber ilk tekbir almakta ne kadar çok sevap olduğunu ümmetin bilselerdi, birbirlerini kırarcasına yarışırlardı. Kura atmak zorunda kalırdık diyor. E sen bundan farkında değilsin. Burası boş burada. Beşinci safa duruyor. Güzel kardeşim. Etme eyleme diyorum. Bak bu güzel sünnetleri yapıyoruz. Şu saf nizamındaki sünneti de ihmal etmeyelim. Böyle güzel saf doldurdunuz mu camileri? Dışarıda kötülükleri engel olamazsak ona geleceğim şimdi. İşte Cebrail Aleyhisselam'ı göndermiş, batır demiş. Gitmiş Cebrail Aleyhisselam, tefsirlerdeki bilgi bu. 80 bin kişi gece teheccüd kılıyor. Teheccüd farz değil. Ama iki rekatı dünya ve dünyada kıymetli. 80 bin kişi hüngür hüngür ağlayarak teheccüd kılıyor. Eli varmamış. Dönmüş Allah'a. Hadis de böyle. Ya Rabbi demiş, emrettin ama 80 bin kişi gözyaşlarıyla teheccüd kılıyor. Git batır demiş. Onların teheccüdlerini, ibadetleri kabul etmiyorum. Çünkü o oğlancılığa, homoseksüelliğe engel olmadılar. Bunu hak ettiler. Kaldırmış Lüt kavminin arazisini Cebrail Aleyhisselam bırakıvermiş. Yerin dibine bakmışlar. Lüt Kölü denizden hala 346 metre çukurda. Dolmuyor. İbret-i alem için. Gidip görün, ben gördüm. Evet. Şimdi demek istediğim şu. Dışarıdaki işte kadına bir şey diyemiyorsun. Çıplak geziyor. Adı Ayşe. Gavur olsa bir şey yok. Canın çıksın. Bana ne?
Ama Müslüman, o benim kardeşim. Müslüman olduğu için kardeşim, kardeşlik görevi yapacağım. Örtün desem sana ne diyor? Benim kalbim temiz. İyi Allah'ın, sen inandın, Kur'an'da böyle ayet var. Peygamberin sünneti var. Güzel kardeşim, bilgisizlikten, ha işte bundan dolayı bakın, engel olmadıkları için batır diye emir verdi, battılar. İşte böyle azap meleklerini çağırır diyor Peygamberimiz. Ümmet-i Muhammed görevini yapmadığı için azap umumidir. 80 bin kişi ayırmamış, bak hepsi bitmiş toprağın altına. Azap umumidir. Bunun için sizi çağırmıştım ama hadis böyle efendim, Buhari Müslim hadisi. Benim kullarım, benim evim, mescitler Allah'ın evidir. Kabe'yi Beytullah denmiyor mu? Beytullah Allah'ın evi demek. Allah mekandan münezzeh. Orada oturmuyor, burada oturmuyor ama şerefini binaen Allah'ın evi deniyor. Yeryüzünün en şerefli yerleri camilerdir. Benim evime doldurdular. Güzel saflar halinde camiyi doldurup namaz kıldılar. Çok hoşuma gitti. Belaları kaldırdım buyurur. Bugün Avrupa'sı da Amerika'sı da Türkiye'yi çok kıskanıyor. Nüfusumuz 82 milyonu vardı. Onlarda evlenmek yok. Amerika'da kadınla evlenmiyor. 9 ay çocuğu taşımıyor kadın. Avrupa'da da öyle. 13 çocuklu zenci gittim gördüm. Sırf çocuk parasıyla, o kadar çok devlet çok para veriyor ki çocuk yapın diye. Hiç işi yok. 13 çocuğu var. Çocuk parasıyla lüks villada yaşıyor. Deniz manzaralı böyle. Ve de altında da limuzin var. En lüks otomobil var. Çocuk parası, devlet bu kadar teşvik yapın diye yine yapmıyorlar. Yabancılar çocuk parası almak için çocuk yapıyorlar. Amerikalılar zencileri hayvan saymazlar. Ondan da adi sayarlar. Ama işte bu dediğim gibi çocuk parasından yararlanmak için çocuk yaptıklarından %50'yi buldular. Zenci Obama'yı Cumhurbaşkanı yaptılar. Nüfusu yaraladılar. Amerikalı kadın çocuk yapmıyor. Aynı şey Avrupa'da da var. Fransa'da Jacques Chirac Cumhurbaşkanı ağzından 3 defa televizyonda dinledim. Fransız kadını çocuk yap, yabancılar iktidara gelecek diye 3 defa dinledim televizyonda. Ona da çocuk yapmıyor, oğlancılık var. Kanunlarında var. 1987'de Belçika'da konferans veriyorum. Oradaki Müslümanlar beni çağırdı. Ben de gencim o zaman. Gittim. 30 bin kişi kapalı spor salonunda karşımda olunca coştum. Güzel bir konuşma yaptım. Birisi çıktı dedi ki, ben dedi bu şehrin belediye başkanıyım dedi Türkçe. Çok güzel oldu dedi, beni böyle övdü. Bir dakika dur dedim. Benimle dalga mı geçiyorsun sen dedim. Yo dedi. Samimiyim dedi. İyi ama dedim, bu şehrin belediye başkanıyım diyorsun. Bir Türk'ten daha güzel Türkçe konuşuyorsun dedim. Bunu anlayamadım dedim. Ha hocam dedi, ben Denizli'yim, hemşeriyiz seninle dedi. Biz burada %51 bulduk dedi. Devletin çocuk parası alması için bizim orada işçiler 7, 8, 9 ne verdiyse yapmışlar. İktidar olmuşlar 87'de. Avrupa'nın derdi bu. Elhamdülillah ülkemizde oğlancılık hiç yok demiyorum ama yaygın değil. Nüfusumuz da durmadan yükseliyor. Onun için eyvah diyorlar. Kanuni yine gelecek, Osmanlı gelecek, başımıza bela olacak. Her türlü pislik yolları kullanarak bizi dağıtmaya, bozmaya çalışıyorlar. Camiye gelirseniz işte onu söylemek istiyorum. Bir saattir. Böyle müminler topluca oldu mu o gavurların hilelerini, desiselerini Allah geri çevirir. Hadis böyle kardeşim. Onu camiyi doldurun. Camide de güzel namaz kılalım. Güzel saf olalım. Nizama uyalım. Camiye gelmek bu kadar şey. Evet efendim, şimdi bu bilgi
İlim ibadetten afdaldır. Abdestsiz namaz kabul olmaz. Abdest namazın farzlarından biri değil mi? Abdest alırken abdestin de kuralları var. Mesela ben görüyorum efendim, adam kolunu yıkarken la havle ve la kuvvete illa. Kolunu yıkarken şöyle yapıyor, buna geçiyor. Halbuki şu dirsek kolun yıkamasına dahildir. E bunu bilmiyor adam. Bilmeyince, bu olmayınca, yıkanmayınca abdest yok. Abdest olmayınca namaz da yok. Boşuna gelip gidiyor. Bilmeyince ibadet olmaz. Şimdi abdestsiz tavaf ediyor adam. Yalnız Türkiye değil, İslam aleminde hiç bilgi diye bir şey yok. Tavaf ederken tırı diyor, şunları yükleyin diyor, şunları yüklemeyin. Ulan sen tırı yüklemeye mi gittin oraya? İbadet, tavaf bir ibadettir. Ama adam orada dönüyor. Ne zaman başladığı da belli değil. Halbuki tavaf bir ibadettir. Hacer-i Esved selamlamayla, niyetle başlar. Yedi dönersin, iki rekat namaz kılarsın, biter. Namazın tekbiri, selamı gibi. Sabahleyin başlamış, öğleye kadar dönüyor. Kaç olduğunu bildiği yok. Böyle ibadet olur mu? Böyle tavaf olur mu? Abdestsiz namaz olur mu? Evet. İmamdan evvel namaza duruyor herif. İmam daha başlamadı. İmam yok ki, imama uydum diyorsun. Daha imam başlamadı. Çok görüyorum camilerde. İmamdan evvel rüküye gidiyor. İmamdan sonra rükudan kalkıyor. Secdelere yetişemiyor. Birçok görüyorum. İmamda secdeyle beraber imamla bulunamayan bir kere Subhan Rabbiyel Ala diyecek kadar, rükuda bir kere Subhan Rabbiyel Azim diyecek kadar imamla beraber belli olmayan, kafası secde değmeyen adamın namazı yoktur. Bunlar çok oluyor. Bilgi yok yani, anladınız mı? Bilgi olmayınca namaz yok. Umduğu şeye erişemezsin. İlim ibadetten hayırlıdır. Evet. İlim olmayınca ibadet olmuyor. Efendimiz bize onu söylüyor. Evet, o gözlüğü ver bakalım. Evet, ilim ibadetten hayırlıdır. Efendimiz sözü daha afdaldır. Çünkü dinimizin mesela, şimdi onu da söyleyeyim size. Bazı sözler insanı imandan çıkarır. Yok onu. Mesela çıplak bir karıya, kadına sokakta bir Müslüman atlıyor. Televizyonda her zaman dinliyorum. Babam diyor. Kalbinde kötülük yok ama çıplak. Ben de böyle vuruyorum. Ben melek değilim lan. Hocayım ama melek değilim, insanım. Çıplak karıyla sarmaşır mıyım ya? Allah'ın yasağı var. Bozuluyor bu. Hocam diyor, ben seni çok seviyorum diyor. Babam gibisin diyor benim yanımda. İyi tamam da Allah'ın bir emri var. Allah'ın bir emri var güzel kardeşim. Hocam benim kalbim temiz diyor. Niye haram olsun ki diyor. İşte bu çok tehlikeli. Çok tehlikeli güzel kardeşlerim. Çünkü Allah'ın ayetini okudum size. Bu örtünme Allah'ın emridir. Niye haram olsun dedin mi? Allah'ın ayetini reddediyorsun. İman gidiyor, anladınız mı? Adam hiç çırılçıplak gelse, inkar etmese günahkardır. Allah affedebilir. Ama niye haram olsun dediği zaman ayeti itiraz ediyor. Kur'an'ın bir ayetine itiraz eden adam kafir olur. Bu benim kanaatim değil. İlmin şeysi bu, kuralı bu. Maalesef şimdi bu bilgisizlikten çok oluyor. İmanımızı bile böyle şey diyoruz, muhafaza edemiyoruz. Evet, ben televizyonda dedim ki Allah'a söven, peygambere sövenin imanı kalmaz. Bu benim kanaatim değil, kitapların şeysi. Allah telefonlara, ne kadar telefon. Hocam biz 30 senedir evliyiz. Benim herif namaz da kılar. Ama kafası kızdı mı 10 defa Allah'a peygamberi küfrediyor. Buyurun cenaze namazına.
Evet, Allah'a, peygamber söyleyen adam sabaha kadar alnı secde delinse mümin olamaz güzel kardeşim. Bu bilgi olmayınca bakın boşa kürek çekiyor. İlim ibadetten afdaldır. Efendim öyle söylüyor. Önce bunları bileceksin. İmanı gideren sözler. Bunu bileceksin. Allah'a peygamber küfredilir mi ya? Şimdi sarık gelecek. Şu sarık dini bir kisvedir güzel kardeşim. Dini bir kisvedir şu. Aslında bu resmi sarık. Takke olacak. Takkenin üstüne dolayacaksın. Esas sarık bu. Bu da kabul edilmiş. Eyvallah. Bedir Harbi'nde 313 Müslüman var. 2 tane atlı var. 301 kişi, 311 kişi yaya, silahı yok, oku yok, kılıcı yok. Taşla savaşacak. Gittim Bedir'e. Kur'an'da var. 1000 kişi de müşrikler gelmiş. Atlı, çift zırhlı. Ebu Cehil çift zırhlı. Atın üstünde. Evet. Bu taşla sopayla oklu, kılıçlı adama nasıl savaşılır? Allah Celle Celaluhu peygamber savaşın buyur dediği halde hem de Ramazan'mış. Ramazan günü yola çıkmışlar 72 kilometre Medine'ye. Biz orucuz diye itiraz etmemişler. Başımız üstüne, canımız Allah'ın yolunda feda olsun. Kalmışlar, Efendimiz yolda bozdurmuş oruçlarını. Çünkü misafir oruç tutma bilir. Misafir ya onlar uzağa gidecekler. Bozdurmuş. Ondan sonra öyle hiç geri kalmamışlar. Allah da emdednâküm bi elfin minel melâiketi müsevvimîn. Şimdi sarığa geleceğim. Sarıklı müsevvimîn o demek. Sarıklı 1000 melek göndermiş. Cebrail aleyhisselam sarığı sarı renkte. Diğer meleklerin şeysi böyle beyaz renkte. Ve ondan sonra Ebu Cehil de ölmüş denmez değil mi gebura? Gebermiş. Evet. Hepsi duman olmuş. Müslümanlar galip gelmiş. Bu sarık o zamandan geliyor. Kur'an'da var. Müsevvimîn. Bakın tefsire. Bizzat Hazreti Ali'ye peygamberimiz takkesinin üstüne kendisi sarık sarmış. O andan itibaren herkes sarıklı. Bu sarığa küfredersen, ne biçim şey bu dersen, imanın gider güzel kardeşim. Ayette geçiyor çünkü. Bunu hor göremezsin. Bunu çirkin göremezsin. Sen Müslümansın. Kur'an'ın her dediğini okey diyeceksin. Müslüman o demek. Allah'a peygambere teslim olan adam demek. Hepsini kabul ettim. Ha yapamadığı zaman kusuru bakma. Affet. O ayrı. Ama niye harım olsun ki? Niye günah olsun dedin mi? İtiraz ediyorsun. Şimdi bu bilgiler olmayınca çok böyle şeyler konuşuluyor biliyorsunuz. Niye harım olsun ki? Öyle diyor. Adam bana telefon ediyor. İşim çok iyi diyor. Evim çok iyi. Çocukları çok iyi tahsil yaptırıyorum. Çok iyi giydiriyorum, yediriyorum. Akşam bire kadeh rakı içiyorum hocam. Niye harım olsun ki? Ya böyle diyor ya adam. Beni dinlediği için bakın Müslüman. Niye harım olsun ki dediği zaman ayete itiraz ediyor. Bunu bilmediği için de iman gidiyor. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Türk Ceza Kanunu da var. Onun için bilmeden ibadet de geçerli olmaz. İman da koruyamayız. Müslümanlığımızı koruyamayız. İlim ibadetten afdaldır diyor. Onun için peygamberimiz ve milâkü'd-dîn el-verâ. Dinin kıvamı da varadadır. Şu haram, içki haram, kumar haram, zina haram, gıybet haram. Allah saymış hepsini. Bunlardan sakınacaksın. Acaba haram mı değil mi? Şüpheli olanlar da var değil mi? Şüpheli. Ha şüpheli olanlardan şeyden de sakınırsan vara sahibi olursun.
Sadece haram, kesin haramla sakınırsan müttaki olursun. En üstünü vara sahibi olmak, şüpheli şeylerden de uzak kalmak. Şimdi sigarayı, esremberi içiyor millet. Şeyhlerde, hocalarda içiyor. Ben de Amerika'dayım 96 yılında. Clinton Cumhurbaşkanı. Bütün ilim adamları, 4000 üniversitenin ilim adamları, laboratuvar ilim adamları sigaranın müthiş bir zehir olduğunu bulmuşlar. Deneyle bulmuşlar. Kanaat değil, deneyle, teraziyle, ölçüyle bulmuşlar. Makaleler yazıyorlar. Sigarayı yasakla. Sigara çünkü kanser yapıyor, iktidarsızlık yapıyor, gerizekalılık yapıyor. Bunu yasakla, müthiş zehir. Oral olmadı Clinton. Çünkü sigara bir icat eden Amerika. Dünyaya sigara satan Amerika. Sigara fabrikatörü çok zengin. O zenginler de seçimde ona yardım etmiş. Hiç gık demedi. Ne yaptılar? İlim adamları, ben oradayım. 4000 ilim üniversitesinin 4000 laboratuvar alimi sempozyum düzenlediler. Sempozyumda 4000 ilim adamı laboratuvarda buldukları bulgularla sigaranın müthiş bir zehir olduğunu ortaya koydular delilleriyle. İktidarlık yapıyor, gerizekalı yapıyor. Evet, kanser bir kere müthiş en başta şeysi, bunu ispat ettiler. Sonra da tebliğ yayınladılar. 4000 ilim adamı ittifakla müthiş zehirdir. Fıkıh kitaplarında da zehir içmek haramdır yazar. Zehirse bu, haramdır. Allah bana neler söylüyor? Bilhassa Güneydoğu'dan. Sen kimsin? Kitaplarda mekruh diyor. Kitap mekruh dediği zaman sigaranın bu mahiyeti bilinmiyordu. Kesin bir deli olmadıkça haram olmayan bir şey haram denmez. Kesin delil çıktı. Kesin bak bulgu. Zehir oldu ortaya çıktı. Şimdi görüyorum ben diyor adam Ahmet Ali yani Müslüman. Etme güzel kardeşim. Ben de ona ne yapmam lazım? Te'muruna bil maruf. Müminlerin markası bu ya. Ne sigara içiyorsun lan? İki tane çakmam lazım. Fiilen engel olmam lazım. Olmaz hocam, kanun var. Güzel kardeşim, sigara içme ya. Yok, sana ne? O da var. Hiç olmazsa içimden... Oh! Elimde etki olsa ben sana göstereyim diye bir tepki gelmesi lazım. Kendi de içiyor. Sigara da haram mı olur ya diyor. Etme güzel kardeşim. Etme, böyle deme. Yani günahı işlesen bile niye haram olsun deme yahu. Sen bu işin uzmanı mısın? Evet. Sen bu işin uzmanı mısın? Değilsin. O zaman niye böyle niye haram olsun diyorsun? Bilmediğin şeyi karışma. Ha, bu bakımdan imanı koruyamıyoruz. Bilgimiz olmayınca. Onun için şüpheli. Şüpheliyse bile diyor ki o şüphelerden sakınmak da dinin şeysidir diyor. Esasıdır, kıvamıdır. Evet. Efendimiz el ilmi afdal min amel. İlim amelden afdaldır. Bu imanı korur, ibadeti geçerli sağlar ve hayrul amel evsatuha. Amellerin en iyisi, en hayırlısı orta olandır. Aşırılıklar İslam'da yoktur. Çok az, çok fazla, orta. Her şeyin orta yolu amellerin en iyisidir. En iyisidir. İki tarafta çok az da kötü, çok fazla da kötü. Evet efendim. Şimdi oruç tutmak iyidir. Oruç tutan şu kadar sevap kazanır. Efendim gece namazı kılmak şu kadar sevaptır. Sabaha da uyumuyor herif. Ertesi gün işe gidiyor. Makinenin başına uyuyor. Elini kaptırıyor makineye, eli gidiyor. Veya adam çalışmadığı için çık lan işten diyor. İşinden oluyor. Aşırılık iyi değil. Namaz kılacaksın ama işinden kalmayacak kadar da ayarlayacaksın. Yani aşırılıklar iyi değil. Evet efendim. Amellerin hayırlısı orta yoldur. İfratla tefrit arasında
İki taraf da ifrat da tefrit de mezmumdur, kınanmıştır. Orta yol hayırlı yoldur. Şecaat da korkaklıkla şey arasında düşüncesiz her şeye dalıyor. Yok. Hesabı edeceksin, ondan sonra kahraman kesileceksin. Gerekli usullere uymazsan kahramanlık olmaz. Pis pisine ölürsün. Akıl yolu, evet. Şecaat de böyledir. Her şeyde orta yol iyidir. Ve dinullahu teala beynel kasi vel gali. Allah'ın İslam dini, Allah'ın dinidir. İnned dine indallahil İslam. İslam dini Allah'ın dinidir. İslam dini de aşırı değildir. Aşırılıktan ortasıdır. Her şey o normaldir. Evet, böyledir. İfrat ile tefrit arasındadır İslam dini. Onun için biz ifratta aşırı şeylerden de sakınacağız. Tefritten de sakınacağız. Orta yolu hayrul umur, işlerin hayırlısı avsat ve ortasıdır. İşte şimdi okuduğum hadise uyacağız. Orta yoldan gideceğiz. Vel hasenetu beyne seyyiyeteyni la yenaluha illa billah. İyilik de böyledir. İyilik iki kötülüğün arasında olan şeydir. Buna da ancak Allah'ın yardımıyla, lütfiyle, nasip etmesiyle ulaşılır. Ve şerrü seyri el hak haka. En kötü yürüyüş, en kötü gidiş insanın kafasına göre hareket etmesidir. Dini konularda, dini her konuda böyledir de, insan her şeyi bilemez. Ben mesela hocayım, hocalık işlerini tam bildim diyemem ama bak uğraşıyoruz işte. Ama doktora gibi ilaç yapmaya kalksam, hoca sen işine bak demez misin sen? Veya bu duvar böyle olmaz, demirini az koymuşsun, sana ne lan, sen mimar mısın? Herkesin sahasında bildiği vardır. Ha işte diyor ki insan bir şey yaptığı, yapacağı zaman kafasına göre değil, ilme göre hareket edecek. Gerçeğe göre hareket edecek. Sen hoca değilsen Allah'ın emri bu kardeşler. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmediğin şeyi bilenlere sor diyor Allah. Onun için benim mantığıma göre, benim kafama göre bu niye haram olsun diyemezsin. Böyle, evet, böyle karar verme diyor Peygamberimiz. Böyle şey kendi kafana göre hareket etmek. Hiç mimara, mühendise danışmamışsın, ev yapıyorsun, güldürt yıkılıyor. Usulü var ya bu işin. Evet, doktora gitmemişsin, ondan sonra şunu iç demişler. Ben öyle bir adam biliyorum. Şu ot suyunu iç demişler. Fıtıkmış adam. Fıtığın geçer demişler. Ula ot insanın derinin patlaması demek fıtık. Geçirir mi? Onu içmiş, öbür tarafa gitmiş. Olur mu? Kendi kafana göre hareket etmek yanlış diyor Peygamberimiz. Onun için her şeyin ilmine göre hareket edeceksin. Bilene soracaksın. Efendimizin emri bu. Evet, her şeyin aşırısı fazla yanlış ama dediğim gibi ifrada tefride sapmayacaksın ama sen de kafana göre iş yapmayacaksın. İşin ilmine göre, bilene göre, evet, adamın kendi kafasına göre gidişi çok şerli, kötüdür. Başına felaketler gelir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. El ilmü dinün, ilim çok önemlidir, dindir, en kıymetli şey din. Din yoksa hiç fenzuru ammen te'huzune hazel ilm. Evet, şimdi Kur'an-ı Kerim'de belli. Fes'elü ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmediğinizi ehli zikir, alime sorun. Evet, gavurlardan senden iyi İslam'ı bilen var, Yahudi, Hristiyan adam işi, dinler tarihi profesörü, Müslümanı senden iyi biliyor.
İslam tarihi profesörü, senden iyi peygamberimiz hayatını biliyor. Ama herif Yahudi, ama herif Hristiyan. Ona sormayacaksın. Bildiğine inandığını yaşayan ehli zikir bu demek. Yaşayan adama soracaksın, ehli zikre soracaksın. Burada da peygamberimiz onu söylüyor işte. İlim dindir. Dininizi kimden aldığınıza iyi bakın diyor. Haram olan şeye helal diye fetva verir. Yanlış fetva seni de sapıdır, cehenneme götürür. Ya bir kimseye zarar vermezsen, çocukların hanımın hakkını yemezsen, bir rakı, bir kadeh rakı niye günah olsun der sana, fetva verir. Evet, siz öyle demezsiniz de ama ne diyorsunuz genelde? Kahvesi de demiyorsunuz. Kahveye gidince gitmen demiyorum. İnsanlar birbiriyle konuşmadan edemez. Allah öyle yaratmış. Ama gidince de rahat durmuyoruz. Kağıt oynuyoruz. Tavla oynuyoruz. Değil mi efendim? Evet. Çayına kahvesini dedin mi kumar olur güzel kardeşim. Kim kazanırsa çayları onun parasını ödeyecek dedin mi kumar olur. Öyle değil. Kim kazansa kaybetse değil, birisi ödüyor mesela. Kağıt oynuyorsunuz. Efendimizin tarifini söylüyorum. Kağıt oynamak, şeş, düşeş, tavla. Evet, domuzu çok seviyorsunuz değil mi? Ne güzel kokar domuz. Aman yarabbi, ortalığı o kadar iğrenç kokuyor ki domuz. Allah da yasak etmiş. İnsan en şerefli yaratıktır. Evet, yarattıkların en eşrefül mahlukat, en şereflisidir. Şerefini korumak için o pis şeyleri yasak demiş, domuz yemeyeceksiniz. Domuz yerseniz insanlığınız kalmaz. Evet, domuz yersen hayvanlar gibi oluyorlar. Bir insan zina haram. Evlendikten sonra ailesi var. Her zaman zina haram da hele evlendikten sonra bir de hanımı var. Amerika'da hep domuz yiyorlar. İşlerinde yaşadık, gördük arkadaş. 30 senelik evli kadın kocasına izin alıyor. Ben bugün şu adamla yatacağım diye. Günü gördük güzel kardeşim. Ayıp sayılmıyor. Kocasına izin alıyor. O da izin veriyor. Siz ona ne diyorsunuz? Boynuzlu deyus diyorsunuz değil mi? Deyus peygamberin tabiridir. Karısını kıskanmayan adama denir. Boynuzlu diyorsunuz. Onlar da ayıp değil. Domuz et yiyorlar çünkü. Kıskanmıyorlar karılarını. Kocası da karşısına izin alıyor. Kaç senelik evliyken ben şu kadınla yatacağım diyor. Böyle aralarındaki şey böyle. Domuz yiyorlar çünkü. Domuz kıskanmaz. Öbür görmüyor musun sen güvercinleri? Kişisi nasıl kıskanıyor? O kedileri, köpekleri görmüyor musun? Nasıl kıskanıyorlar? Sen hayvan kadar yok mu ya? İnsan karısını kıskanmaz mı ya? Bu İşte domuz bunu yasaklamış. Yersen bu kıskançlık yok arkadaş. İlmen sabit. Bir adama devamlı tilki eti yedirmişler. Ben hukukçuyum. Ceza profesörüyüm. Devamlı tilki eti yedirmişler. Adam tilki gibi olmuş. Huyuları tilki gibi olmuş. Hileci böyle şey. Yediğin içtiğin insanın karakterine etki ediyor. Onun için Allah şunları yiyin, şunları yemeyin saymış. İnsanlığımızı korumak için güzel kardeşim. Onun için şu hareketleri yapın, yapmayın. Yaparsa işte insanlık kalmıyor. Hayvanlaşıyor yahu insan. Halbuki eşref mahlukat. İnsanların en, yaratıkların en şereflisi insan. Onun için Allah bize bir nizam vermiş, İslam'ı göndermiş. Bunu da Peygamberimiz açıklamış. O öyle buyuruyor. Dinimizin emirlerini öğreneceğiz. Bilmeden dinimizi koruyamayız. Amellerimizi hedefine ulaştıramayız. Aşırılıklardan sakınacağız. İyilik bile Allah'ın lütfuyla olur. Bu emirlere uyarsan olur. İnsan kendi kafasına göre hareket etmesi en şerli şeydir diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ilmi de işte herkesten değil. İnanan, bildiğini yaşayan, karakterli din alimlerinden alacaksınız.
Dindir ilim kimden aldığınıza iyi bakın diyor Peygamberimiz. Fenzuru ammen te'huzune hazel ilme. Evet, kimden aldığı ve keyfe tusallune hazi salate ve inneküm tüs'elune yevmel kıyame. Evet. Hepsini görmüş Peygamberimiz. Namaz kılıyor adam. Caminin şeylan sayıyor. Görmüyor musunuz böyle adamları? Ya benim gözüme takılıyor, bilmiyorum. Camiye gelmiş, caminin şeylan sayıyor. Böyle Çinlilerin sayıyor. Ula sen namazdasın lan, Allah'ın huzurundasın ya. Böyle şey olur mu ya? Nerede olduğun farkında değil adam. Evet, güzel Peygamberimiz, siz namaz kılıyorsunuz. Namazın nasıl kılınacağını bilim sahibinden öğrenin. Namazın ne demek olduğunu bilin, ona göre namaz kılın. Bakıyorsun adama, namaz mı kılıyor fark edemiyorsun. O kadar sallanıyor, kaşınıyor, şey ediyor, sağa sola bakıyor. Ulan sen namazdasın ya. Ya namazı kıldığınız zaman diyor, namaz kıldığınızın idraki içinde ol, Allah'ın huzurundasın. Sen Allah'ı görmüyorsun ama Allah seni görüyor. Sen de o Allah'a inanmışsın. Lütfetmiş, Allah iman nasip etmiş. Bu şerefe ermişsin, şerefini koru. Yoksa komutanın karşısında kaşınırsan, hazır ola, aykırı hareket edersen herhalde yanağından öpmez değil mi? İki tane çakar değil mi? Yani misal veriyorum. Allah da öbür tarafta seni cezalandırır. Namazı usulüne göre kılacaksın. Ne demek olduğunu Allah'ın huzurunda el pençe divan duracaksın. Huşu ile, hudu ile, kurallarına uyaraktan namaz kılacaksın. Yani öyle diyor, namazın kılıyorsunuz. Keyfe tusallune hazi salate? Nasıl kılıyorsunuz? Evet. Eğer güzel kılmazsanız, öyle diyor Peygamberimiz. Tüs'elûne yevmel kıyâme ve inneküm tüs'elûne yevmel kıyâme. Kıyamet günü bu namaz sizden davacı olacak. Beni oyun yaptı. Hakkımı yedi. Evet. Allahu Ekber dedin mi Allah'ın huzurundasın. Önüne bak arkadaş. Kâbe'deyseniz, Kâbe karşınızdaysa o zaman Kâbe'ye bakabilirsiniz. Çünkü Kâbe'ye bakmak da ibadettir. Hiçbir şey söylemesen bile Kâbe'yi seyretmek ibadettir. Ama önünde bakarken adamlar var. Bu Mısırlı mı? Şeyli mi? Türkiye'den mi? İran'ın? Bunu diyorsan önüne bak. O zaman Kâbe'ye bakmaktan vazgeç. Bunu demiyorsan Kâbe'ye bak. Evet. Önüne bakacaksın. Bir huşu, hudu var. Namazın kuralları var. Eğer böyle yapmazsan mesela Allahu Ekber der dedin mi? Rükûya namaza duruyorsun. Bunu sağa sola bakmayacaksın. Sallanmayacaksın. Kaşınmayacaksın. Oynamayacaksın vücudun her tarafınla. Namazdasın sen ya. Askerlik yaptınız. Komutanın karşısında kaşınırsan sen ne yapar o? Onun yaradanın huzurundasın. Mübarek adam. Ama böyle görüyorsunuz çok şey. Ondan sonra rükûya gittiniz. Orada üçteba Süban Rabbil Azim diyeceksiniz. Adam eğiliyor kalkıyor. Onun hizmet söyledin. Oyuncak mı namaz? Evet. Kalktın mı? Semiyallahu limen hamde. Rabbena lekel hamd. Duracak. Hemen gidiyor Allah gidiyor. Secdeye gidiyor. Secdede alın burun yere değecek. İki el yere değecek. İki ayağın parmak uçları yere değecek. Ama ben çok görüyorum. Ayağı havada herifin namaz kılarken. Secdede adamın ayağı havada. Bu secde yok arkadaşım. Usul böyle. Bunu ben koymadım. Kimisi de tersini koyuyor. Ayağının tersini. Sırtını koyuyor. Ayak yere değecek ne demek? Altıyla değer yere. Böyle koyacaksın, böyle doğrulacaksın, parmaklar kıbleye bakacak ama parmakların şey olmuş, kireçlenmiş, kıvrılmıyor. Onun için en son ucunu değireceksin. Böyle ters koyarsan
secde yok. Güzel kardeşim, ha bunu öğreneceksin, soracaksın. Eğer böyle yapmazsan namazın yok, bir de namaz beni oyuncak yaptı diye davacı olacak diyor. Peygamber söylüyor bak. Hesaba çekileceksiniz diyor. Beni oyuncak yaptı diyor. Hakkımı yedi diyor. Bir de orada dava açacak, sen de hesap vereceksin. Evet, güzel peygamberimiz bizi böylece uyarıyor. Onun için namaz dinin direği, güzel ilmiyle amil alimlerden sorup öğreneceksin. Kendi bileceksin. Hakkını vererek Abdullah bin Ömer'den hadis. El ilmu halilul mümin. İlim müminin dostudur. Evet. Hep onunla beraber olmalı. Dost olmalı. Vel aklu delilihu. Aklı da müminin delilidir. Evet. Vel amelu kayyimuhu. Evet. Caminin kayyımı diyorlar ya. Amel de müminin kayyımıdır. Kaididir. Evet. Vel hilmu veziruhu. Yumuşak huyluluk. Acele hareket etmemek. Düşünerek hareket etmek. Fevri hareket etmemek. Yumuşaklık bu demek. Bu müminin diyor veziridir hilim. Birisi söylediği zaman ani hareketle ağzından kontrolsüz çıkan söz imanını giderebilir. Seni hapse yollayabilir. Ağzından çıkan kontrolsüz söz yanlış işler yaptırabilir. Ani hareket edersen çocuğu döversin, bir şey edersin, çocuğun gözünü kör edebilirsin. Kulağını sağır edebilirsin. Yavaş hareket edeceksin, düşünerek. Hilim veziridir müminin. Ve sabru emiru cunudihi. Evet. Her insan bunları tam bilemeyeceği için birbirimize öğrete öğrete bir çizgiye geleceğiz. Gelinceye kadar da ne biçim hayvan gibi adamsın, böyle Müslümanlık mı olur, insanlık mı olur deme lan. Deme. Adam sana bir şey söylediğin zaman, çok ters laflar ettiği zaman sus, sabır et. Çünkü adam zorlanır. Onda da nefis var. Sen kimsin filan. Güzel kardeşim. Yani ben kitapta okudum, hocaya sordum. Şu senin yaptığında abdest yok, namaz yok diye gördüm. Ama sen de bak istersen, bana inanma. Ama öyle deyince, ya sen kimsin? Yok, böyle fevri hareket yapma. Onun bu davranışına sabırla karşılık ver. Evet, sabır da müminin askerlerinin emiridir. Ve rifku validuhu ve rifk babasıdır. Müminin babasıdır. Ve leynu akuhu yumuşaklık, Müslümanlara karşı yumuşak davranmak kardeşidir diyor Efendimiz. Böyle geçim sağlayacaksınız. Böyle fevri hareketlerle, sert hareketlerle olsa birleşemezsiniz. Birbirinize emr-i maruf yapamazsınız. Nehi an münker yapamazsınız. Geçinemezsiniz. Bir araya gelemezsiniz. Bir araya gelmekten birlik, kuvvet doğar. Yedullahi me'al cema'a. Allah'ın kudreti, yardımı birlikte, dostça, kardeşçe, birbirine severek birleşenlerle beraberdir. Birbirlerinin kuyusunu kazan, haset eden, çinemeyenlerle Allah'ın yardımı yoktur. Efendimizin sözü bu. Aha, bunları yaparsanız bu peygamberimizin bu söylediklerini, birbirinize sabırlı, yumuşak, böyle daima içinizden pazarlıklı değil, samimi davranırsanız kaynaşırsınız. Allah'ın yardımı da sizinle olur. Allah'ın yardımı olunca da sırtınız yere gelmez. Evet, diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kısacası el ilmu hayatul İslam. Bunları bilmek, Efendimizin emirlerini, sünnetlerini, Kur'an'ın bu güzel emirlerini bilmek İslam'ın hayatıdır. Ayakta durmasının sebebidir. İslam'dan çıkar gidersin, böyle bir laf edersin. Evet. Ve imadul iman, imanın direğidir. Ve men alleme ilmen ennallahu ecrahu. Evet. İlâ yevmil kıyâme. Sen bu maksatla şu namazı güzel öğreneceğim. Geldin hocayla, hocayı dinliyorsun.
veya oturdun, fıkıh kitabı aldın. Biz 10 sene uğraştık, 30 ciltlik fıkıh kitabı tercüme ettik. İmam-ı Azam'ın görüşlerini içeri alan Mebsut diye. Onu oku. Anlaşılacak dilde, bugün insanın anlayabileceği dilde yazdık. Onu oku. Okumaya zamanım yok. Hocayı dinle. Ha, öğren, ilmi öğren. Kim ilmi öğrenirse Allah kıyamete kadar onun sevabını verir. Fazla fazla verir. Enme ecrahu. Evet, fazla fazla ecrini verir. İlâ yevmil kıyame. Kıyamete kadar. Ve men taalleme ilmen. Kim bir ilim öğrenir, öğrendikten sonra ve amile bihi, o bildiğini uygularsa, dinin emirlerini, Allah'ın emirlerini, peygamber sünnetlerini öğrenmiş, öğrendiğini tatbik ediyor. Mesela peygamberimiz sağ elle yiyin diyor, sağ elle için diyor, sağla yazın diyor, işlerinizde sağı tercih edin diyor. Teyemenu fi kullil umur. Bak güzel kardeşim. Benim saatim sağ elimde. Saati sola takmak günah değil. Ama ne diyor peygamberimiz? Teyemenu fi kullil umur. Her işte sağı tercih edin. Peygamber bu sözüne uymak için bunu yaparsan belki bunun yüzünden cennete gidersin. Onun için ben karşılaştığım zaman geliyor hocam diyor, bir bakım saati solda, uzat ulan kolum diyorum, uzatıyor, ben de uzatıyorum, bak diyorum ne var diyor, ne var benim saatim sağda diyorum, seninki solda. Efendimiz böyle söylediğince tabii hocam bilmiyordum diyor, Allah razı olsun. Kim böyle ilim öğrenir de uygularsa, evet peygamberimiz Efendimiz diyor ki kâne hakkan alallâhi en yuallimehu. Evet, Allah Zülcelal Hazretlerine bir şey mecbur olmak yok biliyorsunuz. Allah hiçbir şey yapmaya mecbur değildir. Yani bu kulunu diyor, doğruyu öğretmek, doğru yola sevk etmek Allah'ın üzerine borçtur gibi ifade kullanıyor. Öyle diyemeyiz. Allah bu kulunu doğruya sevk eder, güzel yola sevk eder. Allah bunu ihmal etmez. Onun için bilmeden olmaz. Evet. Ben de yanlış söyleyebildim. İtiraz edeceksin. Hazreti Ömer biliyorsunuz çok celalli adam. Allah'tan çok korkarmış. Allah'tan çok korktuğu için Allah ona azamet vermiş, celal. Adam bir şey istemeye gidemiyor, korkuyor heybetinden Ömer'in. Kimse gitmiyor yanına. Biri demiş ki ya Ömer biraz yumuşak ol ya demiş. Güzel isteklerde bulunmaya gelemiyor. Millet senden korkuyor. Ötekiyle suçla hiç gelemiyor zaten. Demiş arkadaş ben de farkındayım. Böyle deyince kullar benden kaçıyor diye korkuyorum. Daha çok diyor kaçıyorlar benden. Allah'tan korkunca celal, azamet daha artıyor. Bu celalli, azametli Ömer sokağın başına girdi mi şeytan kaçarmış oradan. Şeytan bile kaçıyor Ömer'den. Bu Ömer ama hutbe okurken bakın şimdi. Hocalara itiraz edin, okuyun dedim ya. Hoca da insandır. O da yanılabilir. Üstünde bir kaftan var. Onunla çıkmış cuma hutbesi okumaya. Bir kalkmış, in oradan demiş, in. Niye inin demiş. Orası zalimlerin yeri değil demiş. Sen zalimsin. Kime zulmettim demiş ben. Demiş sırtındaki kumaş harp ganimeti. Savaşı kazanmış Müslümanlar. Askerlere dağıtılmış kumaştan. Bir insana dağıtılan kumaş kaftan olmuyor. Ama Ömer'in sırtında kaftan var. Demiş bir kişilik kaftandan çok almışsın sen. Zulmettin, hak edin. Kaftan giymişsin. Kızmıyor Ömer. Müslüman dedin böyle oluyor. Hak söze boynun kıldan ince. O celalli Ömer. Oğlum diyor. Abdullah kalk babanı kurtar diyor.
Kalkıyor oğlu diyor ki, ben ve ağabeyim kumaş hakkımızı babama verdik. Bir de babamın hissesini birleştirdik. Üç hisseden kaptan. Şimdi konuş diyor. Müslüman böyle olacak. Böyle cemaat olduğu zaman hoca da böyle palavra sıkmaz. Ama ne söylersen, ben deniyorum bazen. Yanlış söylüyorum. Allah ömürler versin. Yanlış söyledim lan. Olmaz güzel kardeşim. Hoca da insan. Evet, bizim görevimiz doğruyu söylemek. Kitaplarda olanı aktarmak, eksiksiz fazlasın ama biz de insanız, yanılabiliriz. Sen de boş bulunmayacaksın, öğreneceksin. Hocam bir dakika, böyle söyledin ama şu kitapta da böyle söylüyor, taş koyacaksın. Bir daha ben de dikkatli çıkacağım buraya. Hepimiz birbirimizi kardeşiyiz. Sen olmasan ben kime konuşacağım? Ama ben olmasan sen kimden dinleyeceksin bunları? İkimiz de birbirimize muhtacız. Birbirimize yardım edeceğiz. Hep bilgili olacağız. Dinimizin emirlerini öğreneceğiz. Hele bu devirde, evet, televizyonun girmediği ev yok. Televizyonda da İslam'a aykırı neler var neler. Çok güzelmiş dediysen, dine aykırı bir şeye iman gidiyor güzel kardeşim. Bunu da diyen çok. Pis bir şeye, dine sığmayan bir şeye çok güzel yaptılar diyor yahu. Mesela film seyrediyorsun. Artist evli mi onunla? Sevişiyor, öpüşüyor bilmem ne. Çok güzel yaptı. Ya zina güzel olur mu? Allah zina yapmayın diyor. Haram diyor. E sen de Müslümansın. O Kur'an'a inanmış. Güzel yaptılar ya. Denizsen sen de iman kalır mı? Ayeti inkar ediyorsun. Ya ben işi o maksatta söylemiyorum ama şimdi yolda sen bir adama eşeği ol eşek de yüstürzü desen, o da seni şikayet etse, hakim bey şaka yaptım yahu desen, dinler mi hakimi lan? Cezayı basmaz mı sana? E sen de böyle, ben bilmiyordum canım bu işin böyle olduğunu. Kanunu bilmemek mazeretse. Onun için günümüzde bilhassa bilgisiz ibadette olmaz. İmanımızı koruyamayız. Müslümanlığımız, güzel Müslümanlığımızı koruyamayız. Güzel Müslüman olarak yaşayamayız. Siz de çok okuyun, bilgili olun. Ben de çok okuyayım, hocalar da çok okusun. Birbirimize yardım olalım, destek olalım. Allah'ın lütfu yardımıyla da Efendimizin tarif ettiği güzel yolda ilerleyelim. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah. Estağfurullah.